Ve biz verdiğimiz sözü yerine getirdik. Burada hepiniz gördüğünüz bu hastane sadece bu bölümdür. Öbür bölümü keşke orada kursaydı, komple bir bütün olsaydı. Ama maalesef yana doğru yayılma açısından hastalar için biraz zor olsa da, mesafeler, laboratuvar, poliklinikler arasında zor olsa da hastalar açısından biz mecbur bırakıldık ve bu yatırımı buraya yaptık. Şimdi basın demokrasinin temelidir. Basın kamuoyunun sesidir, kulağıdır. Basın hepimize lazım. Ama herkesin bir çocuğu var. Herkesin bir gururu var. Yıldız yatırımdan başka ne yapmaya çalıştı? Metin Yıldız, arsa kendinin. Kardeşim, hepsini bir kenara bırakıyoruz. Bu arsayı ben bir yerden hibe almadım. Bu arsayı ben milli emlaktan belli şartlar için almadım. Bu arsayı ben ihaleyle devlet kurumlarından almadım. Ya, ben kendi paramla aldım. Ve yatırım amaçlı aldım. Ve o gün rahat için bunu düşünülmüş olsaydı şahsım adını alırdım. Gelişim Hastanesi'nin adını almazdım. Rant için yapıp bilmem ne yapacak olsaydım. Çünkü şirket adını aldığın zaman satışında mümkün değil, satışında çok büyük şeyin olur. Şahsın adını aldığın zaman bütün kaderi, muhabbeti, her şeyden muafsın. Ekonomi koşullar beni korkuttuğu gibi herkesi korkutmuştur. Yani İskenderun'da o kadar çok güzel şeyler yapılır ki, o kadar güzel yatırımlar yapılır ki ve biz bunlara vesile olmaktan mutluluk gurur duyuyoruz. Çünkü ben İskenderunluyum arkadaşlar. Ne mutlu size. Ben şu anda tek bir projem var. Çünkü herkesin ekonomi gücü, herkesin öngörüsü, herkesin kendini bağlar ama benim risk analizim şeyim kendime göre şu anda yatırım yapma dönemi değildir bu memlekette. Ama buna rağmen çok kötü duruyor diye Migros'tan uğraşıyordum 1,5 yıldır ve Migros'u 31 Aralık'ta tahmin ediyorum boşalttırdılar, kapattılar. Satışa kapandı. Oranın projesi çizildi. Şu anda tahliyesi başladı. Oraya, o meydana, o göbeğe yakışır bir binanın, bir iş merkezinin projesi çiziliyor. Bunun dışında İskenderun'a kendi işimden alakalı dış ticarette transit mal depolayabileceğim, kendi malımı stoklayabileceğim antrepo yatırımım var. Şu anda devam ediyor. Şu an inşaatı devam ediyor. Nerede? Mayıs gibi falan.